Nevizadeler bizim için Dallas gibidir. Onların maceralarını takip ederiz yıllardır. Nevizadeler bu mahallenin gururudur. Gazanfer Nevizade'nin bu büstü de yine benim dönemimde yapılmış olup bu hizmet aşkını tüm mahalleli görmelidir. Biz mahallede Nevizadeleri en yakından tanıyan aileyiz. Dünür olacağız. Ben şahsen Gazanfer amcayı yüzden hiç görmedim. Kaderde dünür olmak varmış işte. Benim de bu Nevizadelerle ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Bu Gazanfer Nevizade hırsızdır. Çok büyük hırsızdır. 80 milyonun önünde söylüyorum. Bir kişiye bir çift lafım var. Kan demir, kan demir. O babamın altınlarını senden elbet bir gün alacağım kan demir. Kestik. Kestik, kestik. Neyi kesiyorsun sen acaba? Kurban da geçti. Ne keseceksin? Kesmiş ya. Neden kes? Herkes onlara yağdanlık mı edecek? Güzel şeyler mi söyleyecek ya? Beyefendi bunları yayınlayamayız. Yayınlarız. Ne demek yayınlayamayız ya? Siz belgeselci değil misiniz? Bir aslan gidip yavru ceylanı yediğinde o aslan katil olmuyor mu? Kötü oluyor ama yayınlıyor. Bunu neden yayınlamıyorsun? Alalım, mikrofonu alalım. Biz alalım. Alın, alın, alın. Ne oluyor ki böyle? Ben anlamıyorum yani. Bir gün benim ailemi de çekeceksiniz. Çünkü biz uçucu family olarak çok büyük köklü bir aileyiz. Ama size çektirtmeyeceğim. Ses, deneme, ses, deneme. 1, 2, 3. Sesim geliyor mu çocuklar? Ne haber medya? Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Nevizadeler. Ben Gazanfer Nevizade'yi çok iyi tanırım, iyi hatırlarım. Buradan ayrılmadan bir sene önce şu karşıki evde yangın çıkmıştı. Hatta itfaiyeye de ben haber vermiştim. Nevizadeler o tarihten sonra, yani yangından sonra ortalıktan kayboldular. Ta ki Kandemirler gelene kadar. Başta Kandemirlerden kıllandım. Fakat sonradan onları tanıyınca ne kadar pırlanta gibi çocuklar olduklarına inandım. Siz gençliğinizde de bu mahallede miydiniz Servet Bey? Ben bu mahallenin en eskilerindenim. Yok ki artık mahalle mi kaldı, İstanbul mu kaldı İstanbul'da? Şu İstanbul'a ulan deyince kızıyorlar bir de. Ulan sevdiğimizden olan diyoruz, Kerkenezler. İsmin ne önemi var? Kimler ne isimler taktılar bu İstanbul'a? Latinler Makedonya dediler. Ruslar Tekfuriye, Araplar Konstantiniye-i Kübra, İranlılar Kayser Zemin demişler İstanbul'a. Rumlarsa Konstantiniye-i Polis. Ulanis Konstantiniye-i Polis dediler. Sonra İstanbul oldu buranın adı. İstanbul, İstanbul olduktan sonra ismi hariç her şeyi değişti yavrum. Yaktık, yıktık, talan ettik, sattık, savdık. Sayın İstanbullular, İstanbul başlı başına bir tarihtir. Bu tarihi satmayın. Tarihi olmayan bir şehrin geleceği de olmaz derler. Herkes saraydan çıkma bugün. Mirim, mirim. Abicim, nasıl olmuş şeklimiz? Vallahi 10 numara olmuş. Şimdi herkes kulaklıklarını kontrol etsin. Bütün gece Baho'dan sufle alacağız. Baho, uyuyor musun oğlum? Hocanın evindeyiz abi şu anda. Dosyaları bulduk. Nevizadelerle ilgili her şey elimizin altında. Mirim, hoş geldiniz. Gazanfer Nevizade'nin oğlu Kandemir Nevizade. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dülger Hocam. Berhudar olduk efendim. Şeref verdiniz efendim. Siz Gazanfer Bey'in oğluymuşsunuz öyle mi? Evet benim. Gazanfer Beyciğimin mahtumlarıyla tanışmak bugüne kısmetmiş. Sizi yıllarca aradım ama hiçbir iz bulamadım. Hayat işte hocam. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Hey Gazanfer Beyciğim Bey. Ben de onun bursuyla okudum. Bu resmi ilk defa görüyorum. Resim değil, fotoğraf. Dülger Hocam, isterseniz şöyle oturun. Kız kardeşlerim size Türk kahvesi ikram etsinler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun sizi şöyle köşeye. Aa, Şehriban hanımefendi geldi sanırım. İzninle babacığım.
Bahadır, söylediğimi soracağımız her şeyi bulabilecek misin oğlum? Ya abi, bütün bilgileri ayırıyoruz şu anda çıkabilecek sorulara göre. Ama yani neler var neler, bir görsen bu nevizadeler neymiş abi ya? Tamam, hayatımız sana bağlı, ona göre. Abi merak etme, elimden geleni yapacağım. Hadi. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Ya bu nevizadelerin Beyoğlu'ndaki sokakla bir alakası var mıymış ya? Bilmiyorum ki abi, belki de var. Bilmiyoruz ki, bir sürü şey var yani. Yani adamlar bizimkilere böyle sorular sorarsa ne diyecekler, çok merak ediyorum. Dur oğlum, yazmış işte. Dülgerim yazmış buralara da. İstanbul'un köklü ailelerinde bu hafta nevizadelere konuğuz. Ve şu anda nevizadelerin Beykoz'daki tarihi evindeyiz. Ve her zamanki gibi pek kıymetli Dülger hocamız da bizimle beraber. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Oo, benim için ayrı bir heyecan. Gazanfer Bey'i de tanırdım. Kandemir Bey de çok zarif doğrusu. Sağ olun Mirim. Sizler ne kadar güzel çocuklarsınız. Genetik tabii. Dedeniz de dış görünüşe çok değer verirdi. Genetik olarak dedemizden bize kalan başka miraslar da var tabii ki. Misal çapkınlık. aşk mektupları meşhur da o bakımdan. Sporu da severdi. Kandemir Bey, Gazanfer Nevizade'nin en sevdiği spor hangisiydi acaba? Sevdiği spor, dedemizden sevdiği spor. Spor, bir saniye. Spor. Babam sporun her dalını severdi. Babamın en sevdiği spor. Bize hep spor yapmayı öğütlerdi kendisi. Madalyaları varmış efendim. Bağışlamış hatta. Rahmetli dedem sporun her nevisiyle çok ilgiliydi. Bahadır, iki saattir spor diyorlar. Duymuyor musun? Gerizekalı bir şey de. Yani siz kimdi? Dedenizin en çok hangi sporu beğendiğini bilmiyor musunuz? Spor, dedemizden sevdiği spor. Spor mu? Spor. Zafer Bey'in güreş sevgisi, güreş. Güreş, güreş. 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 Ata sporu, dede sporu. Kendisi gerçek bir pehlivandı. Ah pehlivan, ah pehlivan. Hatta her sabah ata binerdi. Neydi o meşhur atın adı? Ey Allah, işe yaradık iyice. Ata binerdi diyor. At ne ya, at ne ya? Ata, bir dakika, bir sabahları ata biniyormuş. At, at. Babam at binerdi. Çok da iyi binerdi. Hep bize hani küçükken anlatırdı. O meşhur atı mı soruyor babacığım? Dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dık. Rahmetli dedem bana çok iyi at taklidi yapmayı öğretmişti. Ya neydi o atın adı? Ya nasıl bilmezsiniz? At, at. At, Gazanfer Bey çok sevdiği atı Çelebi'nin tablosunu yaptı. Çelebi. 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 Çelebi'yi diyor. Çelebi'yi soruyor. Çelebi. 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 Tabii ya. Tabii. Çelebi. Ne attı o? Ne attı? Son anda yırttık. Oh, Çelebi. Kandemir Bey, bu ev daha önce babanıza aitti. Ondan önce de dedesi oturmuş sanıyorum. Bize bu evin hikayesini anlatır mısınız lütfen? Bu evin... Bu evin çok büyük anıları var bizde. Evet, aslında pek anlatmayız ama. Ama şu an kameralar karşısındayız ve bence hikayemizi anlatabiliriz, değil mi? Anlatalım madem. Eskiden burada ev mev yoktu. Buralar hep eskiden dutluktu. Kurt inerdi, kurt. Yok abi, ev yok, ev yok. Abi bir dakika, şurada olması lazım. Nerede o ya? Bir dakika, bir dakika. Dur sakin. Bir dakika. Abi. Ev. Ev. Abi ev. Tamam, bu ev Hidivlere özel olarak yapılmıştır. Hidiv, Kavalılara mensup, babadan oğula geçen bir ünvan. Hocam daha iyi bilir. Bu evde dedemiz büyük... yani büyük dedemiz Hidiv olduğu için kendisine hediye olarak yaptırılmıştır. Evet. Sadrazamlar hakkında Hidiv'i evham denildiği gibi Mısır valileri için Hidiv'i Mısır da denilirdi tabii. Rahat uyu Gazanfer Beyciğim. Torunların kendileri öyle bir açmışlar ki. Ayrıca evimize çok yakın bir Hidiv kasrı da bulunmakta. Ayrıca 1907 yılında Mısır'ın son Hıdivi Abbas Hılmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır bu ev. Yeterli bilgi aldık sanırım. Teşekkürler. Olsun, biz yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Verelim, sen olmadı kesersin. Kandemir Bey,
Gazanfer Bey'in ilk eşi Mısırlıydı galiba, değil mi? Evet, Mısırlıydı. Fatima. Mısırlı Fatima Hanım 1961 yılında patladı. Yani hakkın rahmetine kavuştu. Gazanfer Bey'in dedesi de sarayda terziydi. Recai Efendi, kendisi 2. Mahmut döneminde kılık kıyafeti değiştiren tarzın sahibidir. Evet, bugünkü bu güzel tarzımızı da Recai Efendi'ye borçluyuz. Peki bu Nevizade soyadını nereden almış kendisi? Meyhanede içerken. Ben acılandım yine Bahadır ya. Gideyim ben bu Gülgerim'in buzdolabına bakayım bir ya. Ya Tuncer saçmalama, dur şurada ya. Ya ufak bir kayıntı yapacağım ama bir şey yok. Ya Tuncer karıştırma çok bari oraları. Tuncer. Çok teşekkür ediyoruz bu köklü aileyi tanıma fırsatını sağladığınız için. Efendim, babamızın hatırasına sahip çıktığınız için biz teşekkür ederiz. Kandemir Bey, en son babanızın bir de İstanbul'un yemek kültürüyle kopmaz bir bağı vardı. Biraz onu anlatır mısınız? Yemek onun için zaten başlı başına bir kültürdü, değil mi babacığım? Çok severdi babam yemeği. Elbette. Dedem çatalının solunda, bıçağının sağında yemek yerdi. Kendisi tam bir porselen düşkünüydü. Abi oyalayın, bulmaya çalışıyorum, oyalayın. Efendim, dilerseniz geçelim yemeğimizi yiyelim, acıktıysanız. Oh, ne âlâ bir fikir. İsterseniz Şehriban hanımefendinin böreklerinden tadımlayalım. Efendim, ben dünürleri oluyorum. Börek yaptık size. Ahiretliyim Fatma ile beraber hemen ikram edeceğiz size. Başka gel. Yemek. Restoran. Yemek falan yok abi, yemek Tuncer. Abi şuna bir baksana, sen de yarısına bak şunların ya, dur geliyorum. Ya Tuncay, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bitmedi mi yayın ya? Sucuk cızbalı yiyeceğim şimdi, dur. Abi soruyorlar bana, Gazanfer Nevizade'nin yemek kültürünü soruyorlar. Bulamıyorum. Sen de bak şuna Tuncay, ne olur ya. Dur. Şunu bir yakayım. Tuncay abi, sen de bak şuna. Ara ya. Oğlum dur! Allah! Dur lan! Ya sucuk! Börekler de şahaneymiş. Kaldığımız yerden devam etsek. Nerede kalmıştık? Yemek kültürü diyorduk. Ay. Yemek. Babam çok severdi yemeği, evet. Bahadır diye bir aşçımız varmış, Bahadır. Üstad en çok hangi yemekleri severmiş? Yanık sucuk. Yanıyor, evet yanıyor. Yandı sucuk, sucuk yiyen yanık sucuk. Sucuk, yandı sucuk. Tava. Aa, tava. Sucuk tava. Dedem en çok sucuk tavayı severdi. Sucer, susun. Susuz olmaz Sucer. Su, susuz olmaz. Sulu sucuk, sucuklu su. Su çok önemli. Tabii, su başlıca içeceğimiz. Canım, başka hangi yemekleri severdi sucuk dışında? Su! Oğlum vodka mı ne o? Vodka mı döktün lan su yerine? Ne bileyim ben ne döktüm? Vodka sucuk. Tabii dönemin şartlarında çok iyi gider hepsi bir arada. Yanık sucuk, su, vodka. Enteresan bir karışım bu. Son sözlerinizi rica etsek. Tuncer, Allah belanı versin Tuncer ya. Allah belanı versin Tuncer. Allah belanı versin. Dedemizin gerçekten en sık söylediği laflardan bir tanesiydi. Bunun bir tane geveze uşağı varmış Tuncer Bey efendiler. Ona böyle Allah belanı versin Tuncer dermiş sürekli. Ya ya. Hatta şöyle derdi. Allah belanı versin Bahadır, Allah belanı versin Tuncer. Zalim adamdı. Kestik, çok teşekkürler. Ne yapıyorsunuz anamda, Allah belanı versin. Alo abi. Abi Tuncer mutfağı yaktı ya. Bittik abi ya. İçine ettik mutfağı ya. Çözeceğim, dur ya. Abi gitti ya. Gitti Nevizadeler, bitti. Bütün belgeler yandı ya. Ya yanacakla öleceğin önüne geçilmez Bahadır, dur. Söndüreceğim ya, söndüreceğim. Bir şekilde söndüreceğim ben bunu ya. Suyu döktük olmaz, dur. Ne olmuş? Evi yakmış salaklar sucuk pişirirken. Çok memnun oldum. Sizinle bir ara benim arşivimdeki aile belgelerinizi paylaşmak isterim. İnşallah Mirim, inşallah. Ah, az kalsın unutuyordum. Babanız her sene musiki geceleri yapardı. Ailece katılır, eş dost sahneye çıkardırırdı gazinoda. Ya bilmez miyim? Bu
Nevizade geceleri artık yapılmıyor zannederim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hocam çıkıyoruz biz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?